Merhabalar. İnceleyeceğimiz konum Dulbergs tarafından 1972 yılında yapılmış Beyaz Oynar, Mat Yapar ve 22 Hamlede, yanlış duymadınız. 22 Hamlede siyahın yapabileceği hiçbir şey yok. Siyahın materyal olarak daha kuvvetli olduğunu görüyoruz ama Hamlet beyazda ve siyahın da taşları oynayamıyor bir tek şahı. O da sadece E5 karesine oynayabilecek. Beyazın burada hamlesi fil A7. Şah E5. Başka bir hamlesi yok. Şimdi ise fil D4 şah. Şah F5'e. Fil C5, şah E5'e, fil D6. Uzun manevralardan sonra hamleyi siyaha vermeye çalışıyor beyazlar. Şah F5'e, şimdi fil A3, şah E5'e, fil B2 şah, şah F5 zorunlu. Şimdi burada fil A3 oynasa zaten aynı konum oluşacak. Şimdi C3 oynuyor. Yine siyah şah sadece E5'e oynayabiliyor. Şimdi ise C4 şah ve şah F5'e fil A3 şah E5 fil D6 şah F5. Şimdi burada şöyle bir hamle yok çünkü pat oluyor. Fil C5 şah E5'e fil D4 şah şah F5'e. Bunların hepsi zorunlu. Şimdi fil A7. Fili tekrar başlangıç konumuna gelecek. Şah E5'e fil B8 ve şu anda ilk konuma göre hamle siyahlarda. Şah F5'e fil A7 şah E5 yine fil B8'e şah F5. Şimdi şah C7 yine şah E5 dışında hamlesi yok siyahın. Şimdi şah D7. Şah F5'e. Mesela şah D6'ya pat oluyor görüyorsunuz. Şimdi at E6. At E6'ya piyonla atı almaktan başka çare yok. Bu arada 19. hamlesi beyazların 22 hamlede mat demiştik. Fe6. Bakalım gerçekleştirebilecek mi? Şimdi fil F4. Hiçbir hamlesi yok. Sadece E5 sürebiliyor. E5'e şah D6. Ef4 fili almak zorunda. Başka hamlesi yok. Ve Ef4'e şimdi E3 oynayacak. Yine başka hamlesi yok. Ve şah D5'e F2'yi almak zorunda. Ve E4 şah çektikten sonra beyazlar siyah mat olur. Bence çok güzel bir problemdi.